Evet, cümleten herkese selamlar. Yolculuk Berlin'den başladı. Teşekkürler. Naz ve Jeke, Ayhan. Teşekkürler. Yolculuğumuz Berlin'den başladı. Berlin'den, Dresden, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan. Şöyle bir yol bilgisi vereyim. Almanya'nın kuzeyinden çıkacaklar için Berlin'den veyahut da Dresden'den çıktıktan sonra Çek Cumhuriyeti'ne doğru yol çalışmaları var. Ondan sonra Macaristan'da var. Prag'da var. Prag'a çıkar çıkmaz inşaatlar var. Yol çalışmaları ama trafik akıcı. Herkese teşekkür ederim tek tek. Ramazan Tüfek aynen şu anda istikamet Romanya. Romanya üzeri gideceğiz. Şu anda Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deyiz. Biraz yağmur başladı burada. Ama hava sıcak, 32 derece. Herkese teşekkürler. Sağ olun. Ayrıyetten Romanya'ya girerken de canlı yayın açacağım sizler için. Romanya üzerinden Romanya istikametini bilmeyenler için. Ben geçen sene kendim gittim. Memnun kaldım. İrem, evet, yollarda çok radar var, doğru söylüyorsun. Benim arabada navigasyon var, hepsini söylüyor, bütün radarları. Onun için kendimi hemen ayarlıyorum. Ramazan Tüfek, Romanya üzeri gittiğin zaman yol filan uzamıyor yani. Tam aksine Makedonya ve Yunanistan üzeri gidersen yol 300 kilometre uzuyor. Akif Demir, yolculuk ilk önce Bulgaristan'a, Varna'ya, orada tatil yaptıktan sonra Türkiye'ye geçeceğiz. Bir hafta Bulgaristan'da kalacağız, Karadeniz tarafında. Ondan sonra kısmetse Türkiye'ye giriş yapacağız. Ben ama Dereköy'den gireceğim yani. En küçük kapıdan gireceğim. Yoğunluğun en az olduğu kapıdan gireceğim. Yani yarım saatte geçmeyi planlıyorum. Güzergahla ilgili sormak istediğiniz sorular varsa sorun şu anda. Yoldayım. Şu anda Budapeşte'deyim. Yola biz Berlin'den çıktık. Onu da söyleyeyim tekrardan. Yani topu buraya kadar 5-6 tane inşaat çalışması vardı. Onlar da gayet akıcı. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Evet. Şu anda Szeged istikametine doğru gidiyoruz işte. Birazdan Budapeşte'den de çıkarız. Merkezdeyiz şu anda. Benim gideceğim yer daha yakın olduğu için Romanya, ondan Bukreş üzerinden gideceğim ben. Bukreş üzerinden gideceğim. Direkt Romanya, oradan Varna'ya geçeceğim.
Selman Gorgun, sen Hollanda'dan yola çıkacaksın, Almanya'dan geçeceksin, evet. Yukarıya Dresden istikametine doğru geleceksin, o şekilde. Dresden'den Çek Cumhuriyeti, Slovakya, sırasıyla Macaristan. Macaristan'dan zaten direkt Romanya'ya veriyor. Yani yollar kolay, zaten her yerde tabelalar var. Kaybolmak imkansız gibi bir şey diyebilirim yani. Şimdi Erkal, iki tane istikamet var Romanya'dan gidebileceğim. Bir tanesi Bukreş üzerinden. Bukreş üzerinden gidersen hep otoban zaten. Yani yolun %80'i otoban. Ama bir de Arad Kalafat tarafından iniyorsun. Orada 120 kilometresi otoban. Ondan sonrası gidiş gelişli. Ama gayet iyi. Ben geçen sene oradan gittim. Güzeldi. Sıkıntı yaşamadık. Yani Sırbistan'da 8-10 saat beklemektense ben Romanya'da dağlık yolları veyahut da gidiş gelişli yolları tercih ederim. Romanya'da Vignet var, Ramazan Tüfek. İnternet üzerinden de alabilirsin, yoldan da alabilirsin. Romanya'da Vignet alırken arabanızın, arkadaşlar, şase numarasını veriyorsunuz. Şase numarasını kayıt ediyorlar. İnternet üzeri de alabilirsiniz. Ama dediğim gibi şeyden de alabilirsiniz, yoldan da. Benzin istasyonundan. Selim Songül, senin o Bulgar'dan aldığın Shell büyük ihtimalle Sırbistan'dan çıkış Bulgaristan'a giriş sağ tarafta. Oradan kesinlikle ne benzin ne mazot alın. Su katıyorlar. Çoğu araba bozuldu orada. Kesinlikle oraya uğramayın. Herkes aleykümselam. Neden Romanya? Romanya daha rahat. Sırbistan'da beklemektense Romanya'dan gitmeyi tercih ederim. Bu sene biliyorsunuz Hırvatistan'la Slovenya Schengen bölgesi oldu. Onun için bütün yoğunluk Sırbistan'a birikti. Sırbistan'da kapılar çok yoğun. Girişler, çıkışlar.
Ashab-Pınar, Arafat, Kalafat üzerinden gidersen oradan 120 kilometresi otoban, 270 kilometresi gidiş gelişli yollar. Yani tek yönlü ama rahat. Öyle söyleyeyim. Şimdi burada yol ayrımına geldik arkadaşlar. Budapeşte size geç istikametine buradan giriyorsunuz. Şimdi Romanya Schengen bölgesi olmadığı için orada da bir pasaport kontrolü falan var yani. Pasaportları kontrol ediyorlar. Arabanın bagajına böyle açıp bakıyorlar. Ondan sonra geçiştiriyorlar. Şimdi yol ayrımına geldik buradan. Size geç. Sırbistan Romanya istikameti. Şerafettin Turgut, artık bu saatten sonra kalabalık olmaz diye hiçbir şey yok. Artık bütün eyaletler sırasıyla okul tatiline girdi. Almanya'da dahil olmak üzere. Bu saatten sonra yani kalabalık olmaz diye hiç kimse kendini avutmasın. Her türlü kalabalık bu saatten sonra. Sezon başladı. Sezonun en yüksek zamanı şu anda. Aynen o tarafta. Kan Mesut, ben zaten bugün geçiş yapmayacağım. Romanya'da otelde kalacağım. Ertesi gün geçeceğim Bulgaristan'a. Ya babacığım. Noktasın. Bir de bugün hafta içi olduğu için şeyler, kamyonlar var, tırlar var.